Bismillah. Siz bizlarni yo'qdan bor qilgan, go'zal surat, siyrat bilan inson qilib yaratib qo'ygan Robbimiz Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. O'zining hadis shariflarida Juma Sayyidul Ayyom, Hajjul Masokin kunlari deb, ya'ni miskinlarning haji, kunlarning sayyidi deya bizlarga marhamat qilgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bitmas tuganmas salat salomlar bo'lsin. Bugungi juma namozimizga dini idoramiz rahbarlari tomonidan ko'rsatilgan mavzu taqrib taslimot bu to'lig'i bilan bo'ysunish deb atalar ekan. Ya'ni taslim. Taslim so'zi arab tilida islom so'zi bilan birga bir xil ma'noni anglatadi, ya'ni o'zakdosh so'zlar. Ya'ni to'lig'i bilan bo'ysunishlik. Islomga, shariat ahkomlariga bandani to'lig'i bilan bo'ysunishligi bu taslim deb atalar ekan. To'lig'i bilan ham bo'ysunmas ekanmi degan endi savol, mantiqiy savol chiqadi shu joyda. Nega bunaqa deyilyapti? Unda kimdir ichimizda to'lig'i bilan bo'ysunmay chala-chulpa bo'ysunayotgan ham bormi-ekan degan bir tushuncha paydo bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 40 yoshlarga yetguncha Makka shahrida yashab, o'sdi, ulg'aydi, voyaga yetdi, el ichida obro'lik, e'tiborlik, ishonchlik insonlardan edi. 40 yoshga to'lganlardan keyin Alloh taolodan risolat omonati topshirildi, payg'ambarimiz risolatni qabul aydadi va butun elga yurtga buni avval pinhona, keyin esa oshkora tarqatish ishlari boshlanib yuborildi. Makka hayotida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 13 yil islomni da'vat qilgan bo'lsa, Makka hayotida bu paytda musulmon bo'lgan odamni hech kim hurmat qilmas edi. Musulmon bo'lgan faqatgina musulmonlar qadriga yetardi. Nomusulmonlar o'sha davrda Makka mushrik kofirlari bu musulmonlar juda qattiq xo'rlardi, azoblardi, ularga juda ko'p aziyat yetkazardi. Shuning uchun musulmonman, dinni qabul qilaman degan odamni shundoq eshigin tagida ketma-ket imtihon, azor, aziyatlar kutib turardi. Endi bu davrda faqat haqiqiy musulmonlargina ko'paydigan bir davr bo'ldi. U davrda havasga hamma qabul qilyapti, men ham qilaychi, nima bo'larkin degan unda qiziqish bo'lmadi. Vaqtiki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib o'tdilar. Madina shahri butun musulmon bo'ldi. Bu Madina shahrida islom gurkiradi, o'sdi. Mana shu paytda islomni qabul qilmagan ba'zi bir arablar bor edi. Makka Madina shahrida yashaydigan. Ular endi atrofda hamma musulmon bo'lgandan keyin musulmonlarni pichog'i kesib turibdi. Musulmonlarni kun-kun bo'lib turgandan keyin ularga musulmon bo'lmasa iloj bo'lmay qoldi. Endi u insonlar chin ko'ngildan emas, iloji yo'qlikdan musulmon bo'la boshladilar. İlacı yok. Eğer namazga çıkmasa, namaz okumasa, onu Müslüman deyip hesaplamayaptı. Devrelerine koşmayaptı. Ne makladı? Şimdi namiga bulsaya Müslüman olup, cemaatke çıkıp, el Katar'dan da görünüş verip koyardı. Lakin o insanların kalbinde İslam yoktu. Bu şimdi Müslümanların arası da qarang, musulmon bor, g'ayridin, kofir, mushrik, yahudiylar bor. Shular barobarda uchinchi bir toifa kelib chiqyapti. Munofiqlik degan. Ya'ni ikki yuzlamachilik. Munofiqlar esa bu juda ham eng xavfli, xatarli toifa hisoblanadi. Chunki uni musulmon deb sanay olmaymiz. Musulmonlarga shunday orqa varata shunday zarba beradiki, musulmonlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam g'azovatga chiqqanlarida Ibn Salul bu munofiqlarning boshlig'i Naqshur jang maydoniga kelganda o'ziga tegishli bo'lgan bir qancha yuz askarlarni olib ketib qoldi.
Mana munofiqlarni qilgan ishi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qildiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Munofiqlar dozaxning eng tubidadirlar. Munofiqlik mana shunday darajadagi narsa. Endi Madina hayotida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalardan biri Huzayfa ibn Yamanga munofiqlar kim ekanligini aytib berdi. U kishi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sirdoshi edi, buni hech kimga aytmadi. Orada Umar roziyallohu anhu keldi. Ayting, buni barini qiramiz deganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ruxsat bermadi. Nima uchun? Chunki erda yurtda Muhammad ana kuchga to'lib oldi, atrofida odamlarni askarlarni to'plab olgandan keyin o'zini yaqin atrofdagilarni o'ldiryapti degan gapga qoladi deb munofiqlarga tekilinmadi. Lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilardi. Kimni chin ko'ngildan ixlos bilan samimiy ixlosi, iymoni bor, islomi bor. Kimni esa yolg'on yashiq, alvojga bayoq etgan musulmonchilik bilan yuribdi. Lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bularga tegmadi. Ammo lekin bilib qo'yaylik azizlar, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Ya'ni islom taslimot degani bu butkul bo'ysunishlik. Agar bizda butkul islom diniga bo'ysunishlik, islom ahkomlarini to'liqcha qabul qilish bo'lmasa, unda foyda bermaydi. Oyat-i kerimda Alloh taolo marhamat qiladiki, Ahzob surasida a'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yoqdir mu'min mu'minalar uchun qachonki Alloh taolo ularni ishida bironta bir narsa hukm qiladigan bo'lsa, ularga nima yo'q? Ularga ixtiyor yo'q. Ixtiyor yo'q. Agar Alloh taolo biron bir ishni mana mandaq bo'ladi deb halol harom yoki farz vojibga buyuradigan bo'lsa, mu'min musulmonlar bu qandoq bo'lar ekan? Ana qilsak bo'lmasmikin? Buna qilsak bo'lmasmikin degan ixtiyor yo'q. Kimiki Allohga uning rasuliga osi bo'ladigan bo'lsa, u ochiq zalolatga ketibdi. Ya'ni Allohni mana shu oyatda keltirgan farz vojib yoki halol haromni inkor qilib, o'z xolicha bayoq etgan ba'zi bir narsalarga ixtiyorim bor deb turib harakat qilar ekan, bu ochiq oydin adashadi. O'tirib oladi-yu, bug'doy ham halol, nega bundan chiqqan suv harom, uni nonini yeyapmiz deb o'zimizcha talqin qilib qo'yamiz. Ey birodar, Alloh taolo aytyapti, sizda ixtiyor yo'q. Sizda ixtiyor yo'q. Bo'ldi. Alloh taolaga to'lig'i bilan taslim qilamiz, o'zimizni topshiramiz ishimizni. Ana shunda haqiqiy musulmon bo'lamiz. Ana shunda Allohning huzurida mansab va martaba kasb etamiz. Yo'qsa hech narsasiz qurib qolamiz. To'liq bilan taslim bo'lishlik bu fazoil amal, ya'ni amallardagi bir fazilat emas. Qisa yaxshi qilmasa chiqisi yo'q deydigan narsa emas. Har bir musulmonda topilishi lozim bo'lgan narsa. Ziroki Alloh taolo bizdan ilgari qancha va qancha payg'ambarlar o'tgan bo'lsa, o'sha payg'ambarlar barchalarini sinadi, imtihon qildi. Ular mana shu sinov imtihonlarida o'zlarini turib bergan bardoshlari bilan Alloh taolaning huzurida daraja topdi. Men hammanglar borib kelyapsizlar haj ibodati, umra ibodatlariga. Qarang, shu joyga e'tibor berdinglarmi? Maqom Ibrohim deb turibdi. Nega shunda maqom Ibrohim? Nega maqom Ravshan emas? Nega maqom Ibrohim? Nega Safo Marvaning o'rtasida sa'y qilinyapti? Nega shaytonga tosh otildi deb yugurilyapti o'sha joylarda? Bir e'tibor beraylik. Alloh taolo Ibrohim alayhisalomni o'ziga do'st deb qabul qildi.
Dost deb kabul kılgende farişteler ya kanda bu dost buladı. Bu insan ki bunun nefsi var. Bağçakası, mal dünyası. Bunun kalbi bu bağçaka mal dünyasına mayıl boptur ediyor. Bu kanakıl Allah'a dost buladı deyip itiraz bildirdi. Allah da şu anda özde İbrahim Aleyhisselam'ın şundak bir imtihanı vardı. Yani bu yeryüzünde böyle etken vakiyadan, kıssadan haberinler var ki Namrud Aleyhisselam'a İbrahim Aleyhisselam'a ot toplayıp alavga ulaştırdı. Alavga ulaştırdı. Herhangi? İbrahim Aleyhisselam'a Allah'a gelip ki şuna itar ol, taşla varır. Ya tört taş töre yakılıp alt varışlık cahday bulmadı. Şuna katta gülhan yakıldı da. Ana şu anda onu palakmanda ulaştırıştılar. Katapult. Bu ulaştırırken de herhangi havada uçup gidiyordu. Kildi. Cebrail sana ferişti. Hizmet var mı biz gelip gidiyordu? Herhangi hazır, sanaklı saniyelerinin içinde Allah'ın ortası geçiyor. Şu derecede katta alam. Yakınlığı adam yola yalmadı. Bizge hizmet var mı deyip durup ferişte, Cebrail Aleyhisselam ki genleri de yok dedi, sizge hacetim yok dedi. İşini hemmesini Allah'a tapşırdı. Hasbunallah ni'mel vekil dedi. Allah da bu ayetle, bu sözlerini Kur'an ayet kılıp getirdi. Karay, işini Allah Teala'ya tapşırıştı, kançalar mükemmel derecede böyle yaptı. Yok dedi. Hasbunallah ni'mel vekil. Allah bizi kifaya kılık uçundur. Niye? Kandem güzel, vekil zat. Kandem suyana diyen zat. Karay, tayyide kanakay gülhan alav tefti urup durupdu. Şimdi şu anda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de merhametten o ayetten. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بس أيتك أي أوت أي ألو سلامتك بول سلقنك بول إبراهيم جدي بيتك منا Farişteler İbrahim Aleyhisselam'ı Allah Teala dost tutkeniye şek şubha kılıyetkenidir. Onun mal dünyası var, bala çakası var. Köyünde de hali bizlere namaz deyip, kula Allah deyip, okutursak hem hayalımızı iki yöre diyor. Özümüz, cismi, cesedimiz, mescitte, mihrapta turgeni bilen, kalbimizi törde, mal dünyamız, bala çakamızı bir muamması, aynımızı bir burçayla saklanıp dururuz, esen çıkılamayak olamız. İbrahim Aleyhisselam'ı mana şunda azap, ukubat kütüyetken bir devirde hem Rabbisini esten çıkarmadı. Rabbisi geçiyordu, Rabbisi tapşırdı. Rabbisi hem esten çıkarmadı. Mana şunda kılıp dostlikini, kandak ekeliğini Allah Teala ferişlerine ispatlap koydu, yeryüzü halklarına ispatlap koydu. Ne vadi yaptın? Kuni berdav ve selamı otge, sen salametlik bul, salkınlık bul deyip buyurdu. İbrahim Aleyhisselam şu an düştü alavge, çünkü uzak masafada uçup gelişeye karamazsan hiç rahi hiç kendi led şikest yemezsen sağ salamet düştü ve alavdan sağ salamet küymezsen çıktı. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet dedi ki İnna izam el cezai ma'a izam el bela. Elbette mükafatlarının ketteliği imtihanının ketteliğe bağlıdır. Bize davramızda hazır bir piyada çay koyu versem Allah razı olsun deyip koyarız. Lakin aslında Allah'ın razılığı yetişir adamlar canlarına fıdakı biri varken mal dünyasını fıdakılıyken. İmtihanlar şuna ağır ağır geçken. İmtihan ne kadar ağır geçerken imtihanın mükafatı hem şu kadar büyük olad.
Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ını oşa qarigan çağlarda körgen farzandlarını sına yaptı. Qani bunu muhabbet qandoq ekan dedi. Farzandını, ayolını hali kökrekten ajramagan farzandını Hacer anamızı alıp geldiler. Mekke'ye oşa Kabe'nin aldığı alıp gelip taşlap keti yaptı. Hacer anamız kayta kayta sonra yaptı. Ey İbrahim, bizni kimsesiz, yer içişke hiç nersesi yok, şunda yerde yalnız taşlap getes mi? Deyip kayta kayta soradı. İbrahim Aleyhisselam sükut saklagenden kendisi, Hacer anamız düşündüler ki, bunu sizce Allah buyurdu mu degende İbrahim Aleyhisselam, ha Allah buyurdu deyip cevap verdi. Allah Ta'ala buyurgen ikenliğini eşitkenden ki, Hacer anamız köyünü teskin topdu. Şunda ne dedi? Onday olsa bizni Allah korgaydı, öldürmeydi dedi. Oşa aldı bir halkada tügün de bayağı etken, bir kalpli bayağı etken hurma, yani bir idişle su bile taşlap gitti. Karay, hiç nerse hiç vaka yok. Şu cahide yakasından alıp, arkasından bağırıp, taş atıp, yapışıp, yıkılıp, yok. İşini Allah'a tapışırdı. Allah'ın emri olsa biz razımız dedi. Bana karar gelsinler. Vakt saati geldi. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı yine imtihan kılı yaptı. Allah dostum dedi de. Dost buluştuk. Allah'a dost buluş makamı alsan değilsiniz mi? Fakat yine cennet ilimi yaptı. Allah Teala'ya dost yaptı. Dostluk makamı yetişip öz bulmaydı elbette. İbrahim Aleyhisselam'ın tüşüge oşa oğlunu kurbanlık kılayetken girdi. Birinci gün gördü, elemedi. İkinci gün gördü, ha indi. Kurbanlık kılmasak bu muydu? Bu emri ilahiyken deyip ilacı yok, teslim buluşu doğru geldi. Oğluya etkenleri de oğulları İsmail Aleyhisselatü Vesselam hem bana şu da uluğu zat idi. Atası tıkkara çürk etip bir ağız söz etmedi. Belki işini Allah'a tapşırdı. Şu işini kılayetken de adam kıynanmasın deyip durup ya a'udhu billahi neşeytan racim ya ebedi if'al ma tu'mer ey atacan buyurgenler seni kılayım dedi. İnşallah beni sabır kılıçlardan topasız dedi. Atasıya hiç kaçan katlık yapırmayıptı. Hatta ki meyle soysa soya kalır degen, soydu degen kopal sözünü hem işletip atasını özü küyügen yürek parası yüreğini bettar tırk yaparak kıyıs kemi yaptı. Büyürülgen de kırın atacan dedi. Kare. Meyle soysa soya kalın. Lisen bolardı. Uyan farzan en digine yaş yine bala 12-13 yaşar. Turbiyeli yaptı Allah'ın buyruğu gel. Allah'ın buyruğu ikiyen de teslim böyle yaptı. Karay. Biz için. Bize. Bir de torkil yapmaz. Arak koysak mı koymasak mı diye üyde kırgın barat cancan. Kanı Müslüman ben diye adam. Bize şu cümleye keseyim kemeseyim hemen Müslüman deyip sanayımız. Canaza ölse canazasıya baramız okuyumuz. Bırak da yani kafir demek şey yemezsiniz demeyimiz ama. La ilahe illallah kelimesi var insan bari ki Müslüman sanayımız. Kan yerinde o şey kimselerin türü versin. Allah haram kıyan derse de Allah haram kılıp diyor deyip türü versin. Teslim olsun Allah'ın buyruğu gel, hükmü gel. Niye teslim olmayınız? Yüzüge bir lata taşlap koyuştuğunu soradılar İsmail Aleyhisselam. Can talvasına sizge katı kara varmayı deyip diyor. Yine soyuyetken de rahminiz kirip feras kırın 12 yaşar balayız boynuna bıçak tartmaksız. Yüzüge kalıp mehriyiz sağlanıp getip durup kolunuz kaldırıp bıçak düşük etmesin diye yüzümü yan birine sersem koyayım atacan diye yaptı. Karaylar Allah'ın emriye buyruğuya kançelik İtibar bile özlerini 100% taşla tapşırıp koyuyor.
Demek biz ham özümüzü, işimizi, zira ki iman kelimesi vel kaderu hayrihi ve şerrihi minallahi ta'ala vel ba'fi ba'dal mavti iman keltirgenmiz. Takdirinin yakşılığı, yamanlığı Allah Ta'ala'dan deyip, takdirde Allah Ta'ala kandaydır bir kıyıncılık, musibet yuvararken berçesiye razı buluşuyoruz gerek. Hadisi devamında ayet edin. İnna Allah Azza ve Celle izâ habbe kavmen imtelâhum. Eğer Allah Ta'ala kaçan ki bir kavmi yakşıkıra diyen olsa, onlara kıyıncılık, musibet verip koyardı. Femen radıya felahur rıza. Kim Allah'ın oşa takdirine razı olsa, onge razılıktır. Kimi ki onge gazap olsa, onge gazap, Allah'ın gazabı yok. Demek ezler, bizler her kaçan, her vakit esimizden çıkılmasıyız gereken, Allah Ta'ala'nın dinine, şeriatine, tegip kaçıp, özümüzge, köyümüzge yakkanı, toykıl yapmış, cüne yakşı, damlanı çakıranı, sıllık, sıpa, köyünü yakadigen, geplerini yapırıp kitedi, katı katı geplerini yapırmaydı. Ha? Ha? Keşke bunu toykıl yapsan mı? Bazımı camistikıl yapsan mı? Peşinde huda Allah deyip, keşke bunu ne diyorsan, şeytanın eteğini uşa gülüpsen mi? Deyip yapırmaydı deyip, söyleyip kalmanlar. İçimizde, itanmayı kedi yapmış. Keyfiyet yine buzumuz kemiği etti. Dedi ki, it koyalım, karız bu bitmesin. Azanda aç ver, huda Allah deyip, arkasından keyir şeytanın suyunu açıp. Bu yakışmaz azdı. Meynavasçılık bu. Allah'ın takdirine tembir iş gerek, buyruğuna buysun iş gerek. İte diyen payet geldi. Emel kıla diyen, hayatken tatbik ete diyen devir geldi. Bu masamda biz kanaka musulmanımız. Kaysi bir devirde gördüler sahabalar şundaki kendine. Eşere-i mübeşşere. Cennet kuş haber verilgen on da sahaba. Burantasını görgen misler? Bu oldu cennet deyip haber geldi peygamberimizden. Lekin yan başta yatken yok. Belki harekette berdavan buldu. Kaytadan yana ibadet müstahkem buldu. Her kıl bayağı işlerden özlerine tiydi. Biz hem şimdi uçlar yokşam Tolu'dan teslim bulmasak İslam'ımızda nuksan buladı. Bu enciye bir fezilet emelemez. Tolu'dan boyusunun imanın esası, imanın paydivarı. Bana bu ayet kemine itibar verin. Euzubillahimineşşeytanirracim. فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَاكِمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجُدُ فِي أَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Yok. Rabbinizge kasam ki, herkes mümin bulmaydılar. Hatta ki sizlerini hakem kılmakiller için. Sizle. Yani özlerini ortalarda payda bugün mesele, masayillerde sizni hakem kılmaginlar için, sizni hakem kılıp peygamber zekretti. Siz kaza kıyan, yani siz çıkırken hükümge, onlar köyünden çıkırıp razı olmaginlar için. Bir iş faydalı kaldı dedik sahabalar ortasında. Geldi peygamberimiz oldu. Yani. Peygamberimiz manda manda oldu deyip etudu, bittesinin faydası ki bittesinin zararı ki ola diyor. Lekin ikkeresiyen mümin. Gelesem şu payda Resulullah siz doğru edesi diye kalpten çıkırıp razı olma günüce mümin bulamaydılar diye yaptı. Kalpten çıkırıp razı oluş gerek. Sizin fayda izgahı, zarar izgahı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkırdı mı hüküm? Ana şunge çin köngüldün razı oluş gerek. Şimdi Allah'ın ayeti olsa bu batarika ama. Öz nefsimizi başkanı köyde bu buğdaydan kılınken, nanan buğdaydan kılınken deyip yol tapmayalık. Tapa digenler, gözünden açınlar. Eğer hakiki mümin, musulman bulamayan, cennetki kiremen degen niyet, ümidimiz bula digen olsa, Allah Ta'ala ne demek buyurgen olsa o şanı kılaylık. Kılamasak hem hiç olsa Allah Ta'ala doğru et yaptı deyip teslim olaylık. Koldan gelince hareketlerlik. Parvardigar o'z haq yo'lda adashmas hidoyati bar davom qilsin. Hammamizni iymonda, islomda mustahkam, solih bandalar qatoridan qilsin. Parvardigaro, parvardigaro, erimiz yurtimizga tinchlik, xotirjamlik bergaysan, xonadonimizga obodonchilik bergaysan.
Bana bu madrasa kuruluşumuzda cüdeyim köpler buralarlarını iştirak et yaptı, hayırlı yasalar kıl yaptı. Bana mescidimizin hulası erteğinden azgen remontlarını başlayımız. Bunun için yan ya taraftan yiğitlerimiz biri atları bilinirdi, bazıları ki bilmedi. Bir kitap yaşırın kılıp, pinhanı hayırlı yasalar kılıp, sementmede başka dersler yetkizip yaptı. Allah'ım razı olsun. Berçe berçe kıl etken hayırlı sen deriyahda kabul eylesin. Kıyamatta başları ki sayaban etsin. Bir rahmet ki ya Rahman Rahim.